Merhaba arkadaşlar. My Red Esfor League oynuyorum. Başka bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu bölümde biliyorsunuz Esfor League'in yeni sezonu Alice. Ya da Wonderland mi sezonları? Sanırım Wonderland. Wonderland. Alice in Wonderland da olabilir. Bu yeni sezonu tanıtacağız sizin de tahmin ettiğiniz üzere. Şimdi burada başlattım videoyu. Çünkü gördüğünüz gibi yeni bir giriş ekranı geldi arkadaşlar. Esfor League Wonderland yazıyor burada yukarıda. Normalde hep Esfor Arması falan yazardı. Bu Esfor Arması olurdu. Iron Eyes falan yazardı. Bu daha çok böyle pembe mor karışımı, çok harika, güzel, en sevdiğim renklerden oluşan bir karışım olmuş. O yüzden videoyu burada başlattım. Gördüğünüz gibi yeni ekranımız bu. Aynı zamanda sitede de bir değişiklik oldu. Hemen size siteyi de gösteriyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yeni sitemizde böyle gayet rengarenk, çok harika. Ve o sırada ben oyuna da girdim tabi. Size çaktırmadan böyle bir giriş yapayım dedim. Gördüğünüz gibi yine rengarenk bir şey var. Böyle bir rengarenk bir atmosfer var. Şu mavileri de pembe yapsalardı çok güzel olurdu. Böyle hani arka planlı oyundu şu. Koyu maviler mor, şu açık maviler pembe olsaydı. Çok harika olurdu ama tabii ki yine de güzel. Şimdi arkadaşlar arayüzden ziyade şöyle bir serverımıza giriş yapalım. Arayüzden ziyade tabii ki de yeni bir sezon geldi. Birçok yenilik var. Yani tabii ki de yeniliklerin yani ne kadar pek de çok yenilik olduğu söylenemez denebilir. Yeni bir harita, yeni bir mod, yeni bir set, yeni bir pet vesaire türünden şeyler var. Şimdi arkadaşlar ilk yeniliğimiz neymiş? Bakalım. Yeni bir modumuz var. Conquest modu. Yani şu Create Arcade Room kısmından gidiyorsunuz. Gördüğünüz gibi 3'e ayrıldı artık. Şimdi ya bu ekran da değişti gördüğünüz gibi. Senaryo bildiğimiz normal arcade. Training robotları parçaladığınız kısım. Conquest'te yeni modumuz. Ona hemen geleceğim. Şimdi gördüğünüz gibi arcade'i 1'de 4 kişi arasında oynayabiliyorsunuz. Pen alabiliyorsunuz. Yani bu pen verme seviyesinde yıldız 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 var. İşte XP'de yıldız 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 var. Bu yıldızlar herhalde ne kadar çok aralarında kıyaslamalar. Mesela burada gördüğünüz gibi 3 yıldız var. Burada 4 yıldız. Burada 2 yıldız var. Demek ki arcade'den daha fazla pen alabiliyoruz. Ama en fazla XP'yi Conquest modundan alıyoruz. Tabi bu üçünün arasından. Şimdi bu ikisini zaten daha önce anlatmıştım. Hemen Conquest'e geçiyoruz. Conquest modunu bir açalım bakalım. Şimdi Conquest modu arkadaşlar size bir küp kapsülü veriyor ödül olarak. Bu küp kapsülünden ne çıktığını vesaire hiçbir şey bilmiyorum maalesef. Arkadaşım var mı açık? Maalesef. Aslında vardı da gerek yok şimdi. Defend the cube from the chess monsters. Bu satranç oyunundaki gibi size işte piyon, kale, fil, at ve vezir, şah gibi taşlar geliyor ve en sonunda işte şah geliyor ve ona karşı savaşıyorsunuz. Yine arcade gibi bayağı zorlu bir mod. Sadece normal kısım var ve size bir küp kapsül veriyor. Dediğim gibi bu küp kapsülden ne çıktığı konusunda hiçbir fikrim yok. Şimdi öncelikle iyi machine gun'ım var mı? Yok. Harika. Ne alsam? Mançok alayım. Evet, mançok. Mançok arcade'in hepsinde. Bu arada yeni setleri de görüyorsunuz. Geleceğim onlara da. Şimdi bir oynayalım bakalım, bir deneyimizi yapalım. Aa, mançok kullanılmıyor ya. Nasıl ayıptır ya. Neyse, o zaman ne yapalım? Yine bir sword daha alalım. Yani çünkü arkadaş, video çekiyorum, git. Şimdi arkadaşlar sanırım sizin de ilk görüşünüz. Gördüğünüz gibi korumamız gereken küp bu arkadaşlar. Gayet güzel. Güzel bir müzik var. Güzel bir müzik var. Gördüğünüz gibi bunlar piyonlar arkadaşlar. Pawn zaten İngilizce'de piyon demek. Böyle gördüğünüz gibi isimleri üzerlerinde yazıyor. Bunları stackleyelim. İşte sniperlar vesaire oluyor yukarıda. Onlar sanırım fil. Emin değilim. Bu arada sesimi duyamıyor olabilirsiniz. Oyunun sesi kısık mı değil mi bilmiyorum ama bir bakalım hemen bir saniye. Hemen şu oyunun sesini bir kısayım. Gayet kısık aslında. Tamam, problem yok. Duyuyorsanız da kusura bakmayın artık. Şimdi bakalım neler geliyor. Bunlar ne?
Self Destruction Pound. Evet, bunlar kendilerini yok ediyorlar arkadaşlar. Yanınıza geldiğinde patlayarak. O yüzden bunları uzaktan silahla öldürmeniz sizin yararınıza olacaktır. Çünkü yakında öldürdüğünüz zaman size de hasar veriyorlar. Yani emin değilim. Burada bir Heavy Machine Gun çok işinizi görür. Tabii ki de. Hani ben alacaktım ama şey kullanılıyordur diye almayayım dedim. O da kullanılmıyormuş maalesef. Bu neymiş? Rook. Evet, Rook şey demek arkadaşlar. Kale demek. Gördüğünüz gibi zaten canları piyonlara göre biraz daha fazla ve biraz daha yavaşlar. Üzerlerinde de kalkanlar var gördüğünüz gibi. Ve bu kalkanlar yanındakilere birazcık daha fazla koruma sağlıyor. Defans sağlıyor yani. Rook'un da görevi zaten biliyorsunuz şahı korumak. Aslında hepsinin görevi şahı korumak da. Rook tabi biraz daha tankımsı. High School Day'de izlediyseniz de evet, bu da Knight. Knight zaten at demek, yani asker olarak anlayabileceğiniz düşünüyorum. At oluyor. Knight savaşçı daha doğrusu. Gördüğünüz gibi bir böyle filmlerdeki at havasını veriyor bence yani. Film değil de oyunlardaki denebilir. Böyle hani koşup o elindeki uzun şeylerle vuran arkadaşlar, hani at dövüşleri oluyordu. At dövüşü denemez de gladyatör dövüşü denemeler, hani orta çağ olabilir. Pek bilgim yok açıkçası bu konuda. Oynadığım birkaç flash oyundan biliyorum. Çok zevklidirler kendileri. Bu neymiş? Giant Black Knight. Oh. Evet, ilk boss'umuz 4. round'da geliyor. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde koşarak üzerinize geliyor. Canı bayağı bir fazla ve vurduğu zaman bayağı vuruyor denebilir. Şimdi vurmasına izin vermeyeceğim çünkü gerçekten yenilmek istemiyorum. Bu arada birisi videomu çekiyorsun yazdı. Uykusuz yazmış. Evet. Şimdi 5. şeydeyiz. Rook'larımız var. Şuralardan da Rook'lar geliyor. Biraz zor gibi. Zaten yer satranç tatlı şeklinde. Karolu mu denir buna bilmiyorum, emin değilim. Bir ilginç böyle. Dagger bu arada bosslara karşı çok fazla vuruyor. Onun da o avantajını kullanırsanız bayağı bir avantaj kazanırsınız diyeyim ya. O özelliğini kullanırsanız bayağı bir avantaj kazanırsınız. Gördüğünüz gibi bayağı vuruyor. Hayır. Knight was slain by Heteneko yazdı. Aslında Heteneko was slain by Knight olmasıydı. Olmadı. Evet, gördüğünüz gibi hani tek başına gerçekten zor. Ben bile geçemedim yani, normalde kendime çok güvenmeme rağmen. XP'nizi ve peninizi alıyorsunuz. Bitirince de bayağı bir ödül alıyorsunuz. Bunu daha sonra hani bu Conquest Arcade'le beraber bu Conquest'i bitirirken bir video çekeceğim. Hani hem Arcade hem Conquest türünden. Yani sizin açınızdan da güzel yeni bir seri gibi bir şey yaparım herhalde. Hoş olacaktır muhtemelen. Yeni haritamız var arkadaşlar. Hemen ona gelelim. Bulabilecek miyim? Vardır herhalde. Çok harika bir harita o ya. Wonderland. Evet, Wonderland. Ama giremiyorum tabi. Hemen doluyor. Evet. Wonderland arkadaşlar. Yeni haritamız. Şuradan bakın, harita resmi böyle. Gayet hoş. Gayet güzel. Oyun Sword'muş. Niye kilitlendim ki yani şimdi? Allah Allah. Hayır, anlamıyorum. Çık derse çıkarım yani. Niye çıkmayayım ki? Neyse. Bir Wonderland istiyorum ya. Çok bir şey istiyorum. Alt tarafı Wonderland ya. Hadi başla da. Heh, harika. Evet arkadaşlar, yeni haritamız Wonderland. Sanırım sezonun Conquest modundan sonra getirdiği en büyük yenilik. Gördüğünüz gibi çok tatlı bir harita. Aynı zamanda Fumpy de böyle bir Alice şeklinde. İlk defa oynuyorum. Birebir de gol atması bayağı bir kolay, gördüğünüz gibi koşarak atabiliyorsunuz. Topu böyle bir yerden alıyorsunuz. Şuradan düşülüyor mu? Düşülüyor. Evet, kolejime benziyor aslında. Gayet hoş bir harita. Şimdi burada bir jump pad var. Bu sizi bayağı bir boostluyor denebilir. Aslında hiç boostlamıyormuş ve gerçekten haritada bayağı bir düşebiliyorsunuz. Zevkli bir haritaya benziyor. Topun rengi sarı, uymuş bence. Ya bu arada gerçekten hani Kolezyum'a andırıyor harita ya. Hani andırıyor denemez de Kolezyum'a benziyor yani. Ya.
Ya harita hoş bir harita. Benim bayağı bir hoşuma gitti açıkçası. Aynı zamanda şöyle bir şekline bakarsanız da bir ilginç değişik bir şekli var. Bayağı bir böyle jump pad'ler var, sizi oradan oraya atabiliyor. Etraf böyle bayağı rengarenk. Gördüğünüz gibi şu arkada mantarlar falan var. Lollipoplar, mantarlar. Yani gayet hoş bir harita. Sadece hani Collision'la Station 2 karışımı bir şey olmuş ama topu aldığınız yerden touchdown olma yerlerine gitmek bayağı bir basit. Yani gördüğünüz gibi hemen göstereyim hatta. Buradan böyle topu alıp arkadaşları atlatırsanız sizi tutamazlar. Bu şekilde plazma sword'u kullanarak rahat bir şekilde gol atabiliyorsunuz. Harita bayağı hoş. Ya yani görüntü açısından gerçekten harika. Ben böyle tatlı haritaları çok severim. Yani benim bayağı bir hoşuma gitti açıkçası. Neyse şimdi bitirmeyeceğim. Biraz da size kalsın arkadaşlar. Bir sonraki yeniliğimiz, tahmin ettiğiniz üzere yeni kostümler arkadaşlar. Yeni kostümler acayip tatlı. Gözlüğümü sevdim. Yeni kostümler gerçekten tatlı. Ve yine benim sevdiğim şekilde gördüğünüz gibi eteği üst kısma eklenmiş bir şekilde yani. Altı çıkardığınız zaman bakın böyle de değişik şeyler yapabiliyorsunuz. Gayet hoş oluyor. Aynı zamanda rengi de çok hoş. Süre sizin rengini de göstereyim. Gördüğünüz gibi biraz daha koyu mavi ve saçın rengi değişik. Tabii bu pembe saç daha hoş gibi ama tabii ki de siz daha iyi bilirsiniz diyorum o konuda. Erkeğe gelen set de arkadaşlar yine gayet tatlı set. Tavşan setimiz gördüğünüz gibi çok gayet tatlı yani. Bayağı bir hoş. Süresiz mavi yine bunun da. O da bayağı güzel. Daha sonra arkadaşlar yeni bir pet eklendi. Cheshire mı nedir bu? Nasıl okunuyor? Cheshire diye okunuyor herhalde. Bilmiyorum, emin değilim. Cheshire Cat Pet adı altında. Cheshire. Evet, Cheshire herhalde. Gördüğünüz gibi böyle gülüyor, ondan sonra kayboluyor. Gayet hoş bir pet. Benim çok hoşuma gitti. Hani Chickaline'ın yerini tabii ki de tutamaz ama gayet tatlı olduğu söylenebilir. Daha sonra arkadaşlar bir sonraki yeniliğimiz, belki de hani bazılarımızın en çok seveceği yenilik bu olsa gerek. Yeni kapsül arkadaşlar. Eklenmemiş mi o? Eklenmiş olması lazım. O yeni silah mı yoksa ya? Sanmıyorum ama bakalım. Neo Spade Submachine Gun adı altında bir kapsül. Buraya da gelmemiş. O sanırım eklenmedi. Ama bir saniye. Evet. O henüz gelmemiş arkadaşlar. 27 Mart'ta gelecek. Bize onun 3 kapsülünü verecekler. Neo Spade adı altında. O da şu an ekranınıza gelmiş olması gerek. Bayağı hoş bir şeye benziyor o da. Daha sonra arkadaşlar bir sonraki yeniliğimizde yani biliyorsunuz her sezon geldiğinde bir önceki sezonun kıyafetleri vesaire falan gelir. Şimdi ard arda bir ilk sezondan işte onun da tarihlerini söylüyorum. Şimdi 13 Mart bugün, 19 Mart'a kadar birinci sezonun kapsülleri Lilith, Ophelia ve Rocaela set var kızda. Bunlar da yine gördüğünüz gibi çok güzel setler, özellikle yani hepsi güzel. Ben hepsini severim açıkçası. Sezon 1'inki. Erkekli de birçoğunuzun çok sevdiği Underway. Yine bunu da seversiniz. Şu set ben hiç sevmem. Ama Underway güzeldir ya. Ve bir de arkadaşlar. Nerede o? Gentle Hearts set kapsülü var. Bu. Ondan sonra bunlar bittikten sonra sezon 2'nin kapsülleri gelecek. Sezon 2'nin setleri. Daha sonra sezon 3, daha sonra sezon 4 şeklinde devam ediyor yine arkadaşlar. Yani her zamanki gibi denilebilecek dolu dolu bir güncelleme olmuş. Bayağı yeni şeyler var. Ben artık bayağı bir Conquest'e sararım artık. Bir böyle 5-10 kişi oynarız. Neyse arkadaşlar bu bölümlükte benden bu kadar. Ayrıca bu paket hakkındaki görüşlerinizi, aynı zamanda önerilerinizi ve şikayetlerinizi vesaire videonun altında vereceğim linklerden yazabilirsiniz forumda. Foruma biliyorsunuz kendi Esfor hesabınızla giriyorsunuz. Fikirlerinizi belirtirseniz seviniriz.
Evet, bu kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.